kitleleri de ufak tefek yalanlarla veya... Türkiye genelinde yaşanan ve Marmaris'te de gerçekleştirilen Taksim Gezi Parkı protestolarına AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı Başkanı Kadem Mete'den bir açıklama geldi. Böyle kitleleri de ufak tefek yalanlarla veya olaylarla da provoke etmek çok kolay olabiliyor. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nden Avrasya Maratonu'nun fotoğrafını gösteriyorlar. İşte halk akın akın Taksim'e yürüyor diye bunu haber yapıyorlar. Oysa ki o görüntü bir yıl önceki Avrasya Maratonu'nun görüntüsü. Bir sokak köpeğine biber gazı sıkan bir polisin görüntüsü var. Ama dikkatli bakıldığında polisin üniformasının arkasında Polizei yazıyor. Ve bunlarla masum duyarlı vatandaşlarımızı da galeyana getirmeye çalışıyorlar. Marmaris'te de bunun bir benzeri oluyor. Çok farklı değil. Özellikle lise çağındaki gençler kullanılıyor. Buradaki protesto hareketine bakıyorsunuz. Çok büyük bir bölümü okul çağındaki gençler, çocuklarımız, gençlerimiz. Burada tabii anne babalara çok ciddi bir görev düşüyor. Çocuklarına sahip çıksınlar. Öğretmenlere büyük iş düşüyor diyeceğim. Ama üzülerek öğrendim ki özellikle bazı öğretmenler de çocukları bu eyleme doğru kışkırtmaktalar. Mete, Marmaris'te protestoların başladığı ilk gün AK Parti binasının çatısına çıkarak asılan Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı için de şunları söyledi. Efendim bir grup parti binamızın da bulunduğu, ofisimizin de bulunduğu binanın üstüne çıkarak Atatürk posteriyle Türk bayrağı asmışlar. Bunları yönlendiren insanların kim olduğu da belli. Onlar da elimizde mevcut. Ama ben şunu söyleyeceğim o gençlere. Atatürk posterini ve Türk bayrağını Marmaris'te asabilecekleri en güzel yere asmışlar. O en çok da bize yakışıyor. Türk bayrağını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi en güzel AK Parti ile beraber anılmaya layıktır. Çünkü protestolarda yine bir sürü fotoğraflar göstermek mümkün. Atatürk posterini taşıyan bir grupla Abdullah Öcalan'ın posterini taşıyan bir grubu yan yana görmek mümkün bu protesto olaylarında. Türk bayrağı ile ne bayrağı olduğu belli olmayan paçavraları da yan yana görmek mümkün oldu bu protesto olaylarında yine. Bunlar çok çirkin şeyler. Ben vatandaşlarımızı daha sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Protestolara ilişkin açıklamasına devam eden Mete, çevrecilere seslenerek mesele ikiye artsa Marmaris Belediyesi'ne kestiği 13 servinin de hesabını sorun dedi. Mete ayrıca Marmaris Polisi'ne de teşekkür etti. Eğer Taksim'de 3-5 tane ağaç ise bunun temelinde bir hafta evvel Marmaris Belediyesi tarafından HSBC Bankası'nın karşısındaki villaların arkasındaki 13 tane selvi ağacının kesilmesinin hesabını sorsunlar. Hemen partimizin önünde bulunan kahve evinin önündeki anıt ağaç sayılabilecek ağaçların kesilmesinin hesabını sorsunlar. Ulusal Egemenlik Caddesi'ni beton bariyerlerden oluşan duruma çeviren, daha önceden boylu boylu ağaçların ortadan kaldıran belediye hesabını sorsunlar. Ama tabii bunun altında çok daha farklı ideolojiler vardır. Olay bir Gezi Parkı olayı değildir. Olay bir 3-5 tane ağacın yeri değiştirilmesi, birkaç tanesinin kesilmesi olayı değildir. Olay çok daha farklıdır. Sizin protestonuzun başladığı yerde başkalarının can ve mal güvenliği tehlikeye girmemelidir. Marmaris'teki olayların diğer il ve ilçelerdeki olaylar boyutuna ulaşmamasında üstün gayreti olduğuna inandığım başta emniyet müdürümüz ve tüm polis memurlarına ben buradan teşekkür etmek istiyorum.